Kemal cinayetinde Ökkeş'in yanındaki ikinci adam Ramo'ymuş. Bunu kim söyledi? Kendi. Telefonda mı? Hayır, buluştuğumuzda. Peki telefonda ilk söylediği neydi? Olmaz öyle şey. Murat birini vuracak. Bu mümkün değil. Ya vallahi biz de anlamadık Zeyno Hanım. Gidip bakacağız neler olmuş. Sen iyi misin kızım? Yapacağım bir şey olursa. Sağ olun. Hadi oyalanmayın. Hadi. Tamam. Bir şey öğrenince haber verin. Tamam. Ramo benden para istedi. Niye? Kaçacakmış. Uzaklara gideceğini söyledi. Şantaj suçludan para sızdırmak için yapılır. Kemal'i sen öldürmedin. İşlemediğin bir cinayet için Ramo neden senden para istesin? Haklısın. Ama Ramo şantaj yapmadı. O resmen haraç istedi. Parayı vermezsem Kemal'i onlara bizim, yani ailemin öldürttüğünü söyleyecekmiş. Barış bozulur dedi. Husumet canlanır. Kan gövdeyi götürür. Gerisini siz düşünün. Sonra? Tartıştık. Önce kısa bir ağız dalaşı. Silahını çekti. Boğuştuk. Silah düştü elinden. Ben aldım. Üstüme geldiğinde de bastım tetiğe. Peki kaç el ateş ettin? Hatırlamıyorum. Birden fazla. Eklemek istediğin başka bir şey var mı? Bu kadar. Getir tutana. Başka bir emriniz var mı komutanım? Yok, çıkabilirsin. Sen kimseyi öldüremezsin Murat. Bütün bir şehri karşıma dizseler, deseler ki içlerinde adam öldürmeyecek bir tek kişi var, hangisidir seç, seni seçerim. O eskidendi, artık değil. İki gün önce nikah şahitliğini yaptığın adamı tutuklamak nasıl bir duygu, haberin var mı senin? Var tabii. Evlendikten iki gün sonra hapse girmek gibi bir şey olmalı. Görüşebilir miyim? Tabii. Oğlum. Emredin komutanım. Elif Hanım'a kapıyı aç. Emredersiniz komutanım. Sağ ol. Biraz konuşabilir miyiz Reşo? Konuşalım bakalım. Bir kaza olduğunu söyle. Ya bir yanlışlık vardı. Sabah olacak, yanlışlık düzelecek, her şey geride kalacak de. Konuş Murat. Ya konuşsana benimle. Sakin ol biraz. Otur şuraya. Bana sakin ol deme. Sadece neler olduğunu söyle. Ya tek istediğim bu Murat. Anlat. Anlat yoksa çıldıracağım. Rama dönen adamın peşine düşmüşsün Reşo. Doğru mu? Kısmen. Gerisini senden dinleyelim. Kemal'i öldürdüğünde Ökkeş'in yanındaki adamı sorduk köylüye. Rama olduğunu bilmedik. Bu bizim işimizdi. İşinize karışan yok. Lakin o adamlar bizim arabamızdı. İnsanlarından biz anlarız. Size susar, bize konuşurlar.
İş o mertebeye geleydi, öğrenseydik ki aranan adam Ramo'dur, tabii haber verirdik. Sana bir şey söyleyeyim mi Reşo? Murat'ın o adamı öldürdüğünü hiç sanmıyorum. Bu mu? Evet, bu. Adamla boğuştun, elinden silah aldın, defalarca bastın tetiğe, adamı öldürdün. Sen. Şimdi ben buna inanayım mı? Bu sen değilsin. Biliyorum. Yıllarca kan davası güdüldü, onca kan aktı. Senin bile kanın aktı. Hep Barış'tan yana oldun, kimseyi incitmedin. Ya şimdi ne oldu? Her şey düzelmişken neden? Elif, lütfen üstüme gelme. Hayatta bazı anlar vardır, hata yaparsın. Mantık aranmaz. Ali'ye ifade verdim. Yarın savcıya ifade vereceğim. Mahkemeye çıkacağım. Günlerce ifade vereceğim. Ya başkalarına verdiğin ifade umurumda değil. Yüzüme bak. Yüzüme bak. Sen benden gözlerini kaçırıyorsun. Sen bana yalan söylüyorsun. Sen bana ilk defa yalan söylüyorsun. Ya kocam bana yalan söylüyor. Biliyor musun, bu birini öldürmenden çok daha kötü. Çünkü eğer birine yalan söylüyorsan artık ona ihtiyacın yok demektir. Elif, lütfen. Ya biz bir arada olabilmek için nelere katlandık biliyorsun değil mi? Nelere göğüs gerdik? Beraber. Bunun için miydi? Ya bir gerçeği bile çok görüyorsun. O lanet olası gerçek her neyse çok görüyorsun bana. Senden bir tek şey isteyeceğim. Bana güven. Beni sev ve hiçbir şey sorma. Niye evlendik biz o zaman Murat? Kapılarını yüzüme kapayacaksan, ben dışarıda kalacaksan biz niye evlendik? Efer Bey.